Ispanakları yıkadım, güzel sirkeli suda beklettim. Blender'da sudan İyice geçirdim. Alayım. Maksat suya rengini versin, suda mantıyı yeşil yapsın. Mantımız yeşil olsun. Doğal gıda boyası yaptık bir yerde. Aynen öyle. Vereyim mi ablama biraz daha? Yeterli. Aa, bu çileğe çikolata koymuşsun abla, bu böyle şey... Ama ya hani bu tarafa kaldım. Bu muhallebi mi sana, çikolata mı? Ona şimdi krema ekleyeceğiz. Kremayı alabilir miyim? Hemen şuradaydı. Ne koydun içine? 2 kaşık kakao koydum. 2 kaşık şeker koydum, 2 kaşık un koydum ve süt koydum. Dökün dökün, aynen karıştırırken yavaş yavaş, çok güzel yapıyorsunuz, harikasınız. İyice yedirelim lütfen. Mantı hamurumuzu buraya alalım. Yeşil mantı hamurumuz hazır. Tamam, tatlının sosu da okey. Onu da kenara alalım. Kabuk tutabilir, arada karıştırırsak hiçbir şey kalmayacaktır onda. Bir adet salatalık. Ne yapacağım bundan sen şimdi? Yılan yapacağım efendim. Ne yapacaksın? Yılan. Adamın sanatı bile görüyorsunuz değil mi? Ne kadar fena. Etimiz harika, şu anda bile inanın dokunmadan giriyor yumuşacık ama onu bunu birazdan... dilimleyeceğiz. Hemen işlemine geçeceğim onu. Sen çorbayı kaynattın mı? Çorba bitti, pişti. Sadece makarnasını en son ekleyeceğimiz... Şişmesin diye en son koyacağız. Etin suyunu süzüyoruz. Suyunu ne yapacağız öyle cıbır cıbır? Risotto için kullanacağız. Çünkü suyunda risottonun et suyu ve sebzeyle lezzetlendirilmiş... Hem de yan yana 2 yemek birbirinin lezzeti güzel. Aynen öyle, birbirinin lezzetine geçecek. Şimdi risottonun yapımına başlayacağım ama öncelikle etimi... Fırına sürmem gerekiyor. Sosunu yapayım, hemen fırına koyayım. Tamam, hadi yap sen. Dana rostosunun etini ne şekilde tercih ettiğine ve nasıl pişireceğine dikkat edeceğim. Düdüklü tencerede pişirirse o eti sebzelerle lezzetlendirmesini isterim ben. Çünkü boş eti tencereye koysa onun bir olay yoktur. O olay bitmiştir. Yılan koptu. Aa! Burasını böyle büküyorum. Kameraman arkadaşım Kadir'in yüzünü çekelim lütfen. Aa! Başını şöyle. Erken mi şaşırdım? Dur. Adam resmen rahmetli Mandrake. Gördünüz mü? Parmaklarından sanat akıyor. İnanamıyorum. Salata süsü. Bu hiç misafire çıkar mı? Ha düşünsenize 2 tane arası bozuk akraba 40 yılda bir araya getirmişler millet. Muhabbet olsun, sohbet olsun. Evin hanımı bunu getirip ortaya koymuş. Eltin gelmiş akşam yemeğine. Ah canım Eltim, seni çok özledim salatası. Sen bunu götür, sizin aile apartmanında komple yiyin siz. Teşekkür ederim. Rosto. Ha, erken mi dilimledin abla? Hayır. Suyla koyacağım, suyla da pişireceğim. Fırın kabına koyabiliriz. Tamam. Güzelce sosumuzu döküp fırınımıza vereceğiz. Bitti. Peki bunu ben mesela tereyağında biraz daha çevirip böyle servis etsem oluyor mu? Büfteye girer. Rosto böyledir. Aa, şu tuzgar, et soyunu da bakın. Aslında onun püreyle yapılır. Das nicht fehler. Duşu biz kein Deutsch. Çok alındım ama bu son söylediğinde. Mantının içine ıspanak doğrayacağız. Lorla birlikte yoğurup koyacağız. Aynen öyle. Bak. Kurutma, tekrar söylüyorum. Kurutmam. Takır takır bir et gelmesin. Hayır. Ya dişini tırnağına takıyor bu kadın ya bugün. Aynen öyle. İçine karabiber, kimyon, kekik, tuz. İsteğe göre sarımsak kullanılabilir. İsteğe göre taze kekik, taze biberiye kullanılabilir. Fırını açıyorum ben. Aç. Mantıya mı geçiyoruz abla? Mantıyı açalım. Beklerken, daha doğrusu kevgirimizin üzerine buharda pişerken risottomuzu yaparız, salatamıza geçeriz. Sonra bitiririz. Tatlımız var, tatlının hamuru fırına girecek. Tatlının hamurunu kızartacağız. Ha, yağda mı kızartacağız? Evet, yağda kızartacağız. Kadir, şimdi ne yapıyorsun? Mantı koydum, haşlanıyor. Kadir, kevgirin altına yağ sürecekmişiz. Söyledi mi? Ne bileyim, unuttum ben, daldım mantıyı. Ben bu yarışmacıların bu huyuna sinir oluyorum. Yapılması gereken şeyi söylemiyorlar. Sıvı yağ sepek üstüne biraz. Çok hafif sürebilir, yani sertebiliriz. Bu arada pişmiş gibi olmaz, kıkırdar. Yorma kendini yapışmaması için ama buhardan da yapışmayacak. Tamam mı? Tamamdır. Arkaya alalım onu. Önde risottomuzu yapmaya başlayalım hemen. Tamam. Sonra da tatlımızı kızartalım. Hadi risottoya mı geçiyoruz hemen? Evet. Şimdi altında su var değil mi? Bayağı derin kaynıyor. Ya şöyle sesler çıkartma programda ya. Ya senin o sesin borazan gibi sabah akşam çıkıyor da. Ama 2 dakika kaşık sesinden ne olacak? Bu arada Kadir için biraz yaydınız ama bu menü yetişecek mi son yarım saat? Yetişecek. Tatlısını kızartacağım. Her şeyim hazır zaten. Bir tek salatamızı doğrayacağız. Masamı alacağım, bitecek. Yağını koyalım. Şu salatadan nefret ediyorum. Alın benim elimin altından sürekli. Kepçe ekleyerek çektireceğiz. Biraz da su alabilir miyim? Bu menü yetişmez. Göreceğiz. Allah aşkına o gün İpek menüsünü yetiştirdi de şey mi yetiştiremeyecek, ablam mı yetiştiremeyecek? Yapar Allah'ın izniyle. Yani ortalık yanıyor. Sen böyle müzayedeye gelmiş yalı çapkını gibi oturuyorsun orada ya. Sen ne yapıyorsun? Oturduğun yerden bıçak arıyorsun. Masayı topladım, ortalığı topladım ablama. Sabahtan beri öyle oturuyorum zaten. Kızı çabuk bıçağı benden. Sadece et suyunu ekliyorum. Mantarı nasıl doğrayayım? Mantarı çok öldürmüyoruz. Bir dilim ince alayım. Abla bıçak vurdun mu zaten otomatik. Yani doğru, tamam, gayet güzel. Akşamlar Almanya çok sessiz diyorlar, doğru mu? Gündüzleri de sessiz. Özellikle ilk gittiğim yıllarda en çok aradığım korna sesiydi. Ya bak. Alışmışız ya Türkiye'de, korna sesi yok. Bütün Türklerin yurt dışına çıktığında ilk aradığı şey korna sesi. Mantarlar hazır. Pilavın içinde bu mantar hemen pişecek mi ki? Pişer. Özdeşleşerek çekiyor ya içine. İsterseniz bunu tereyağını da kavurarak ekstra da koyabilirsiniz. Ama o zaman üzerine koymanız gerekir. İçine koymanız için çektirmeniz gerekiyor bu şekilde. Bunu da atalım içine. Altını açayım mı biraz? Çok kısıkta mı? Çok mu kısıkta? Yanmasın diye. Nasıl? Ama biraz açabilirsin altını. Sana güvenmediğimiz için kıstık altını. Tamam, suyunu çektikçe su ekleyelim. Güvenmediğin adamı niye risottonun başına dikiyorsun o zaman? Bana ne? Değişin o zaman. Risottonun piştiğine ve pişmediğine bir tane pirinç tanesini alıp bıçakla kestiğinizde her tarafı aynı renkte pişmiş demektir. Benim ne gözüm vardı o pirinci böldüm, bir de içine renklerini gördüm. Vay 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 vay. Yapışacak hamurunuz. Yapışacak, evet. Unsuz mu açılıyor? Normalde biraz daha katı olsaydı tamamen unsuz olurdu ama çok cıvık kalmış. Donmam. Buzluğa ataydık. Ama işte bir saat donması lazım. Hayır, buzdolabının altına attık. Niye buzluğa atmadın o zaman? Hiç aklıma gelmedi bu kadar çabuk donmayacağı ama yaparız ya. O zaman un koyayım biraz. Onu açayım. Bunun ortası bembeyaz abla. Olmamış daha. Pişmemiş mi? Az daha su ekleye karıştıralım. En az yarım saat. Peki bunu basmati gibi haşlasak suyun içinde? Hayır, olmaz. Ya, özelliği zaten yavaş yavaş çektire yapmak. Bu pilavın ağzını kapatmıyor ki bu bunun suyunu çeksin. Şimdi kapatacağız onu birazdan. Kadir'cim, bu yağın içine sok. Demirinle mi atacağız? Tabii ki demiriyle atıyorsunuz. Yoksa kapanır Kadir'cim. Bu demirimiz yağa dayanıklı. Demir yağa dayanıklıdır. Bir de bunu alabilmemiz için maşa lazım bana. Hemen maşa onu satarım, sipsi satarım. Getir. Elimizle alırız biz onu. Vah vah vah, ateşini almışsın sen. Evet, çok güzel kızarmış. Maşayı boş ver. Maşayı bu çekin. Tamam, harika. Ay, açık. Altını biraz kısalım ya. Çelik tencere ya, hemen dibine aldı. Hamur tam olarak kıvamda olmadığı için mecbur kaldım. Un kıvamı, un yandı. O da pazarcılara sanki külah yapıyor gazete kağıdından. Benim yaptığıma bakın, bir de hanımefendinin yaptığına bakın. He, yani bu kadar hızlı yarışsaydın. Yarışmacının yanında yarışmacıdan daha iyi bir şey yapılır mı yani? Olabilir, yapabilir. Ben saygı duyuyorum. Öğretmenin çözemediği problemi çözmek gibi bir şey bu şimdi. Şunu da atalım. Ya ben risotto mu yapayım, bunu mu çevireyim? Risottonun nesini yapıyorsun acaba? Abla, biliyor musun Almanca bir şarkı? Hayır, bilmiyorum maalesef. Kız, hiç mi bunların türküsü mürküsü yok? Yani değişik yörelerin şarkıları vardır ama ben olay. Herhalde bir Türk milletinin başına gelmiş. Hiçbir Fransızın, Alman'ın şöyle acıklı bir türküsünü duymadım şimdiye kadar. Bunların hiç mi köylüsü çile çekmemiş kız? Hiç mi Koçu'ya kaçan kızı olmamış? Hiç mi gurbet elde kalan, gurbette ölen birileri olmamış? Ne bileyim, bunlar hep böyle iyi mi olmuşlar? Aa, ne gamsız millet kız. Bizim türkülerin yarıdan çoğu ya verem türküsü, ya hasretlik türküsü, ya gurbet türküsü, ya gelin türküsü, ya aşk hikayesi. Bunlar soğudu mu? Ben bilmiyorum. Bak, bir şey olur bizden. Soğuduğunda çıkartacağız içine. Aynen, soğuduysa çıkar zaten. Suya tutayım, dur. Ben hemen salataya geçeyim. Elimi şimdi ben yıkayayım, vereyim, soğutayım. Kadir'cim, dır konuşacaksın, iş yapma daha iyi. Moralimi bozma benim. Aha, moral bozukluysa sen bizim ağzımızdan girip burnumuzdan çıkıyorsun. Biz gene yapıyoruz. Çıktı mı? Ha, al kullan. Teşekkürler be. Aa, al kullan diyor bir de. Benim külahlar size oyuncak oldu. Oh! Dikkat, sırtıma mikrofon battı. Oh, etime oturdu. Bak, aa! Ben atma o zaman. Sallamasyon tamam. Yapmayalım onu lütfen. Onu en son dış sese yedireceğim. Canım ablam. Sıcaktan eridi, o kadar sıcak ki ortam. Çıkarttım bunu da. Allah'tan ki çabuk çıkıyorlar. Evet, soğuduğu anda çıkıyor. Biz çıkartalım da böyle yemeye çalışırlar falan. Şöyle, vallahi her şey olabilir. Efendim, salata ve soframız yok. Risotto pişince hemen salatanın yeşilliklerini yıkar. Aynen, hemen ona geçeyim. Hadi ablam, daha sofra kuracağım ben. Okay. Bu eti kapatmayacak mı sen? Hangi eti? Şu fırındaki kapattım eti. Ya. Işığı yanıyor hala. Ama kapalı. Kapalı, derecesi kapalı ya, içinde sıcak ol sadece. Tamam. Dilek abla, sen hiç bahsetmeden 50.000 lirayla ne yapacaksın? Anneme vereceğim. En büyük yoldaşım, can yoldaşım annemdi. Maşallah. Kızımı yetiştirirken de çok yardımcı oldu. Ben çalıştım, o baktı. Yani babam vefat ettikten sonra en büyük yardımcın annemdi. Aynen öyle. Aynen öyle. Her şekilde, yani annem olmasaydı belki kızımı büyütmekte çok zorlanabilirdim. Çalışamayacaktın çünkü bir yerde. Kesinlikle. Bu olayları yaşadığında babam var mıydı Dilek abla? Ben boşandığım zaman kızım 3 yaşındaydı, babam da 5 yaşındayken, yani kızım 5 yaşına geldiğinde 2 sene sonra vefat etti maalesef. Baban yani ayrıldığını biliyor, canlı biliyor. Çok üzülmüştü. Ya o her işi mükemmel yapmak zorunda mıyım? Aynen, aynen öyle. Ama işte hayatta senin için çok zor. 10 tane oldu şu anda. Kaç vereceksin Dilek? 2-2 vereceğim. Önüne bak bakın bu çok iyisin. 2-2 ise 2 tane daha yapmamız lazım ki 12 olsun. Evet, iri doğrayacağım. Çok sıcak bu, hamur bunu kabul etmez. 2 dakikada uzmanlaştım. Bu daha ılık. Pastanın vücudu reddeder bunu. Sanki organ nakli yapıyoruz. Ay o reddetmesi de çok kötü bir şey. Kız dünya para veriyorsun. Ben 40 gün önce yeğenimi o yüzden kaybettim. Yani yeğenim değil aslında çok sevdiğim bir arkadaşımın oğluydu. Karaciğer nakli yapıldı ama karaciğeri naklettikten sonra karaciğerin sirozlu olduğunu fark ediyorlar. Bu yıllarca çekmiş yani yaklaşık 15-20 sene önce çekmiş bunu. Olmuş hava ameliyatı ama yıllarca bunun arkasından tabii sirozla mücadele ediyor. Hepatitle mücadele ediyor. Karaciğersiz daha rahattı adam. Evet. En son dalağını da aldırdı artık vücut dayanamadı yani. Dalak yok, karaciğer bir tane kaldı maalesef adamda. Yani çok genç yaşta kaybettik ama. Allah'ım sen uzuvlarımızla yarattın, uzuvlarımızla al canımızı ya Rabbim. En önemli elimizden ne ayağımızdan ne gözümüzden ne dizimizden bizleri geri koyma. Tek parça halinde nefes vermeyi nasip et. Amin. Yani cidden böyle geldik böyle gidelim. Göz, böbrek, dalak her şeyimiz o kadar değerli ki. Paran da olsa evini de satsa vallahi geri vermiyorlar adamı. Her şeyin başı sağlık. Ya o yüzden kıymetini bilelim. Yani öyle takıyoruz, üzülüyoruz, yapıyoruz diyoruz ya hepsi kendi vücudumuzun sağlığına zarar. Sonra işte dertler yavaş yavaş çıkıyor. En eski doktorlar bak İbn Sina'ya varana kadar hep kendinize bir müşkül bulun. Müşkül bulun ki kafanızda oturup dertli düşünmeyin demiş. O mantı pişiyor hala. Tabii ki. Salata da bitti neredeyse. Salata da bitti. Tatlımızın sadece iç harcını dolduracağız. Tamam. Şu sonu da attım mı? Bu yağın altını ben kapatıyorum. Aynen. Yeter. Son 12 dakika. Son 12. Harika. Hadi. Ne harikası ya? Benim için harika. Sofra için güzel dakikadır siz. Daha bunların içlerini dolduracağız. 2 saniye sürmez. Hadi 2 dakika olsun. Yaktın ya Kadir'cim ya. Ama bir şey diyeceğim en kısıkta fırın daha ne sen yapana kadar altı yanıyordu. O ne? Örgü peyniri, Akdeniz salatası. Niye o biraz öyle turşu gibi rengi var? Yani ben bilemedim. Ben örgü peyniri dedim ama. Örgü de. Dışarıda kalınca öyle oluyor Kadir'im. Hayır, modelimi farklı dedim. Bak orada risotto yanıyor senin. Yok, kapalı. En kısıkta zaten kapattım, bitti. Köprünün altında bin kalbim buldum. Hoplama halime ben buldum. Hop hop. Coklama halime ben buldum. Bağlayacak mıyız? Hop bay bay, hadi bakalım. Evet, Akdeniz yeşillikli salatamız tamam. Sosumuzu ayrı bir kapta yapıp bekleteceğim. İşlerini ne zaman dolduruyoruz? Yeşillikleri. Ama hemen onlar hazır dolduruyor zaten. İstediğimiz zaman sıkarız içine. Çak bana tam şimdi. Hop! Harika. Hadi gel abla. Tabakların, bardakların. Evet. Buyurun efendim. Ay, bismillah duralım. Hadi hızlı. Aynen öyle. Yerlerine dikkat et. Yanlış olmasın, karışmasın. Kesinlikle ederim. Milletin ağzını açtırtma kendine. Merak etme. Tat tabaklarını koyacak mısın? Hayır bunları koymuyorum ben. Tat tabaklarını içeride tatlı servisinde koyacağım. Bu hafta olay olan tatlı tabakları. Evet. Aslarımız. Şöyle fırlasam da öyle bir otursalar. Keşke. Şuradaki bardağımız burada mı? Çiçeğin bu arada çok güzel. Evet ben de çok sevdim. Oh, bizim mutfakta bir şeyimiz kaldı mı? Aklında kalan eksik bir şey var mı? Tuzumuz, sarımız, ekmekliğimiz, peçeteliğimiz yok. Sofra için değil, masa için, mutfak için soruyorum. Soframız, her şeyimiz hazır, tatlı da hazır, salata da hazır. Salatanın sosu karışmadı. Tamam, salatanın sosu karıştı. Yaptın mı sosunu? Yanında hazır ama karıştıracağım. Süre 1 saat 56 mı 5 mi? 5. 1 saat 55 dakika geçmiş. Kalan 5 dakika. Şu an sofradayız, mutfakta eksik yok ama masada eksik olacak mı? Dün özellikle Fulya'nın masada 56 kere böyle döndü baktı. Yok dedi ama masaya bir oturduk. Ne yemek bıçağım var, ne tatlı bıçağımız, çatalımız var. Eksikler vardı. Bugün inşallah her şey tam olacak. İnşallah. Hanımefendinin tatlıyı doldurma işlemi süre dahil olması gerek. Ağır bir sunum değil çünkü. Pişen, hazır olan her şeyi sonradan katabiliriz diyoruz ya. Salataya sos katmışsın, içine tatlı sıkmışsın. Yani içi erir yoksa. Ben herkese bir fikrimi söylerim, onlar karar verirler. Ben olsam süre arttırırım. He, adam diyor ki süre arttırın diyor. Kaşık çatalı bırak. O şimdi onları senin üstüne salacak. Evet. Onlar sana laf söylediğinde sen diyeceksin ki ben zaten 2 dakika mı ayırmıştım. Öyle ya, diyeceğim. Aynen öyle. Yap bakayım yapabiliyor musun? Ben zaten 2 dakikamı ayırmıştım. Almanca söyleyin. Ich hab schon 2 Minuten. Şok. Ben dedim 2 cümle, sen dedin 8 kelime. O nasıl oluyor? Şey. Daha mı uzun Almanca'da? Her şeyin lafına biz zıvayişe yapıştırıyorlar. Evet, hadi süre arttıralım o zaman, hadi. Tamamdır. Şunun eksik, bak şunun kaşığı yok. Hadi, hadi. Bitti. Süre arttıralım, arttırıyor muyuz süreyi? Kaç, dur gel gitme. Peçetelik, ekmeklik. Evet. Ekmek koyacak mıyız? Ekmeğe biz koyarız dediği için. Şu an son net 2. Son net 2. Ekmek. Son net 2. Durdurayım mı süreyi? Durdur süreyi. Gel. Bitti. Sadece tatlının içine şey sokacağız. Onun haricinde başka bir şey yapamazsınız. Salatanın sosunu da yapmış zaten. Salatanın sosunu tamam. Bir kadar karıştırmadım. 3 ayrı. Ekstradan bir tane limon bile sıkamazsın. Limon sıkılsın canım. Hazır tatlının sosunu koydum. Kafayı yiyeceğim. Limon ayrı Kadir. İşine gelince ayrı, işine gelince ayrı. Limon sıkmakta ne var ya? Yanlar ekşisi, yağ, tuz. Efendim 2 dakikan var. İstediğini yapabilirsin. 2 dakika ayırdı. Durdurayım süreyi. Kazmana ısmarladım. Gelen ergele. Ellerine kollarına sağlık. Teşekkür ederim. Çiçeğin, tabağın, çatalın, bardağın tam görünüyor. İnşallah bir eksik çıkmaz. Makineye perdeyi atmıştın ya. Onu çalıştırmamışsın. Çalıştırmadım. Nasıl unutursun? Ne yapayım? Hangi birine yetişeyim? Şinel. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.